Genel İş Sendikamızın 9 şube başkanı, yöneticileri, temsilcileri ve üyeleri var. Ve biz hazırlık yapıyoruz. Artık ödenemeyen faturalar, alım gücünün düşmesi, şalterin inmesine az kaldı diyoruz. Çünkü artık yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz. Ayrıca bugün Ankara'dan bu eylemi desteklemek ve yanımızda olmak için gelen Taner Başkanımıza da bir hoş geldin diyoruz ve basın açıklamamıza geçiyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, ülkemiz ağır bir ekonomik siyasal kriz sarmalı içindedir. İktidarın yaklaşık 20 yıldır izlemiş olduğu siyasal ve ekonomik politikaların başarısızlığı her geçen gün daha da belirgin bir hal almaktadır. Ülkemiz sendikal hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı, demokrasinin askıya alındığı, hukukun işlemediği, adaletin sağlanmadığı, anayasanın ve evrensel hukuk ilkelerinin yok sayıldığı ve tüm bunların normalleştirilmeye çalıştığı bir siyasal rejimle karşı karşıyayız. Bu yönetim anlayışı ekonomik alandaki tezahür ise üretmeyen, istihdam yaratmayan, dışa bağımlı, sermaye yanlısı politikalar olurken kamu kaynakları ise bir avuç sermaye çevresinde peşkeş çekiliyor. Bunun işçi sınıf açısından sonuçları ise bölüşümde adaletsizlik, gelir eşitsizliği ve yoksulluk olmuştur. AKP mezara, halk iktidara. AKP mezara, halk iktidara. AKP mezara, halk iktidara. İşçi ve emekçilerin temel tüketim kalemlerine her gün yapılan zamlarla harcamalarımız artıyor. Market harcamaları bir önceki yıla göre 2 katından fazla artmıştır. Elektrik faturaları tam bir soygun düzenine dönüşmüştür. Benzine gelen zamlar otomatiğe bağlanmıştır. Ev kiraları işçilerin ücretleriyle doğalgaz yarışır hale gelmiş. TÜİK'in resmi enflasyonları bile yoksulluğumuzu son bir yılda TÜİK rakamlarıyla %50 oranında arttığını göstermektedir. Bu kriz koşullarında sermaye çevreleri yüksek karlar açıklamaktadır. Kur garantili mevduat hesabı aldatmacası zenginlere kaynak transferi yaparken faizden para kazanan bankacılık sektörü ise finansal kapital rekor karlara kavuşmuştur. Ama işçiler, emekçiler yoksullaşmaya, alım gücü düşmeye devam ediyordur. Kurtuluş ya! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kurtuluş ya! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Belediye işçileri sorunlarla boğuşuyor. Bugün belediyelerde kadrolu ya da şirket işçisi olarak çalışan işçilerin ücretleri artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ciddi bir biçimde erimiştir. Bir önceki yılın ekonomik şartları göz önünde bulundurularak imzalanmış olan toplu sözleşmelerde düşük kalanların üstünden bu yeni toplu sözleşme dönemi ve az olanlar üzerinden toplu sözleşme görüşmeleri devam eden işyerlerinde de artan hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar mutlak suretle işverenler tarafından göz önünde bulundurulmalı ve üyelerimizin kayıpları giderecek teklifler sunulmalıdır. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! 5 yıl önce belediye işçilerini, taşeron işçilerini kadroya alıyoruz diye bir aldatmaca yaptılar. Madem biz kadrolu işçi olduk, madem biz kamunun işçisiyiz, eğer bu işçiler kamu işçisi ise neden kamu işçileri ve kamu çalışanlarına ve memurlarına yapılan düzenlemelerden belediye şirket işçileri yararlanamıyor ve dışında tutuluyor? Bunun en son örneği kamu işçilerine yapılan %2,5'lık zam
neden belediye işçilerine yapılıyor? Yalanınız batsın. Kadro aldatmacanıza da, yalanınıza da buradan haykırıyoruz ve gerçek kadro talebimizi buradan sokaktan haykırıyoruz. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Hele hele, bu durum 450 bine yakın belediye işçisine ayrımcılık yapılmasına ve hak mağduriyetine neden olmuştur. 52 günlük ilave tediye hakkında belediye şirketlerinde çalışan işçilerin yararlanamaması, kitlerde çalışan işçilerin ilave tediye hakkını bulunurken belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ilave tediye hakkı olmaması ayrıca hukuksuzluktur. Bu mağduriyet bir an önce giderilmelidir. Zorunlu emeklilik uygulaması kaldırılmalıdır. Özellikle 696 sayılı KHK'da arkadaşlarımızın emeklilik günü geldiğinde emekliliği zorunlu hale getirmişlerdir. Oysa anayasanın eşitlik ilkesine göre zorunlu emeklilik şart değildir. Zorunlu emeklilik dayatmasına karşı sokakta, kadro talebine karşı sokakta olmaya devam edeceğiz. Ayrıca 5393 sayılı belediyeler kanununda da öngörülen bütçedeki %30 ve 40 personel harcama giderleri sınırlaması mutlaka kaldırılmalıdır. Belediye işçilerinin sesi olan DİS Genel İş bugün buradan ilan ettiği talepleri bundan sonra yurdun dört bir yanında daha güçlü taşımaya kararlıdır. Gelin bu mücadeleyi hep birlikte verelim. Gelin sesimizi hep birlikte yükseltelim. Hükümet ve belediye işverenleri belediye işçilerinin bu sesine mutlaka kulak vermelidir. Kadro haktır, engellenemez. Kadro haktır. Patronlar yakıyorlar.